3 gün demiş çünkü ne yapar? 90. 90 kilometre yaşayacaksın. Bir de 15 günden az, yani 14 gün kalmaya en fazla niyet edeceksin. Böyle bir Müslüman yola çıktı mı Allah o Müslümana rahmet ediyor, bereket veriyor, tenzilat yapıyor. 4 rekatlı farz namazları 2'ye indiriyor. 2 rekat kılması gerekirken 4 rekat kılarsa memnun olmam, razı olmam, cehenneme atarım diyor. 4'ü 2'ye indireceksin. 3 zaten inmez, 2 de zaten 2. Cuma namazından sorumlu tutmuyor. Cuma namazı farz olmaktan çıkıyor. Kılarsa cumayı kabul ediyor, kılmasa niye kılmadın demiyor. Öyle yıkılarsın. Seferi deyip geçmeyin. Ramazandaysa oruç tutmakla mükellef tutmuyor. Tutarsa kabul ediyor, tutmasa niye tutmadın demiyor. Sonra kaza edersin. Ayağına giydiği mest evinde, köyünde 24 saatken yola çıkan adam ayağından mestini hiç çıkarmamak şartıyla 72 saate uzuyor müddeti. 3 gün 3 gece ayağını yıkamazsın. Seferi. Daha bir hayli mesele, oraya girmeyeyim. Konumuz o değil. Şimdi bazı kardeşlerimiz Erzincanlı, efendim Bayburtlu, Gümüşhaneli, Erzurumlu Kurban Bayramı geliyor diye memleketine gidiyor. Genelde hep öyle muhatap oluyoruz. Köyüne gidiyor ya şehirdeyse şehire gidiyor. Kim var orada? Anası var, babası var, amcası var, kardeşi var veya kendi evi var. Vaktiyle o evde oturuyordu. Hanımı oradaydı, kendisi oradaydı, çocukları oradaydı. Orası onun vatanı aslisiydi. Asıl vatanı orasıydı. Oradan ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla İstanbul'a göçtü. Geldi Dudullu'da, geldi Ihlamurku'da yerleşti. Ailesi burada, işi burada, tezgahı burada, çocukları burada. Erzincan'daki o vatan, vatan olmaktan çıktı. Asıl vatan burası oldu. Öyle mi değil mi? Burada yiyor, burada içiyor, burada yaşıyor, burada bulunuyor. Orada evinin olmasının bir anlamı kalmadı. Orada anasının babasının bulunmasının hiçbir anlamı kalmadı. Orada tarlasının, evinin olmasının bir anlamı kalmadı. Asıl vatan burası oldu. Şimdi buradan oraya kurbana gittiği zaman eğer 15 günden fazla kalacaksa zaten mukim olur. 15'ten az kalacaksa, babasının evi dahi olsa, kendisinin ta eskiden oturduğu evi dahi olsa o adam seferidir. Allah ondan kurban istemiyor. Gördünüz mü? Keserse ne olur? Nafile olur, sadaka olur. Vacip kurban kesmenin sevabından mahrum kalır. Yani Allah emrettiği için kesmek başka, sadaka olarak kesmek başka. Allah'ın emretmesinden dolayı kurban kesen adam sadaka kurban kesen 100.000 kat ileride. O çok önemli. E hocam sefere gitmeyelim mi? Anam babam orada, akraba. Git. Giderken esas oturduğun bu İstanbul'da bir Müslüman kardeşini vekil tayin et. Senin adına burada kurban kesin. Aynen vacip kurban olur. Orada da kesersen nafile olur. Kes dağıt ne olur ya. Bu seferi konusu çok önemli. 15 günden az kalacaksın ha. Fazla kaldın mı nereye gidersen git mukimsin zaten. Yazlığına gittin, Marmaris'e gittin mesela, Bodrum'a gittin. Her neyse orada evin var, dairen var, yerin var. 15 günden fazla kalacaksan zaten mukimsin, namazı kısaltamazsın. 15 günden az kalacaksa efendim bura benim dairem, bura benim yazlığım. Yok, ailen orada olmadığı için seferisin. Kısaltacaksın. Efendim ben iki tane hanımım var, biri Erzincan'da, Çayırlı'da, birisi de İstanbul'da. Gittin orada hanımını, 365 gün hanımın orada oturuyor. Hah, sefer olmaktan çıktın mukimsin. 3 gün kalsan bile mukimsin. Niye? Avradın orada, hanımın orada. Yani evden maksat ailedir. Aileden maksat hanımdır. Onun dışında benim çatılı, yağmur düşmüyor, her tarafı kapalı, sıcaklığı, ev bir şey ifade etmez. Evin içinde 365 gün hanımın oturuyor mu, oturmuyor mu? Oturmuyor. Hiç seferisin. Bunlar bütün kitaplarda var. Ama açıp biz kitap okumuyoruz, ilmihali okumuyoruz. İlmihalle aramız açık. Okusak bunlar hep kitaplarda. Burada söylemeye gerek yok. 10 dakikalık meseledir yani. Bunu böylece ifade ettikten sonra kurban kesilecektir. Burada bazı kardeşlerimiz bir hata daha yapıyor. Efendim diyor bu sene
kurbanı diyor kendim için kesiyorum. Geçen sene diyor hanımım için kestim. Böyle söyleyenler var mı yok mu ne dersiniz? Var, konuşuyorlar. Şimdi soruyoruz, diyoruz ki yavrum, kardeşim, efendi, hacı efendi, senin hanımın kurban kesmekle mükellef mi değil mi? Evvela nasıl mükellef olunduğunu bilmiyorum. Müslüman olacak, akıl olacak, buluğa ermiş olacak. Bir de kurban günlerinde kurban alıp kesecek kadar, siz söyleyin, parası olacak. Senin hanımının o günlerde kurban alacak kadar parası var mı? Duraklıyor. Yok dese olmaz. Boynunda bir sürü altın var. Kolunda bir sürü bilezik var. 50 tane koyun alacak zinet olan kadınlar var. Hepsi kesmek zorundadır. Hepsine vaciptir. İlla dükkanı olması gerekmez. Tezgahı olması gerekmez. İlla efendim bir kaynağı, işte boynunda, kolunda, çekmecede zineti, altını var mı ve bir kurban alabiliyor mu? Kesecektir. Mükelleftir. 80 gramı geçti mi zekat da verecektir zinet olan kadın, Müslüman kadın. 80 gramı, diyelim ki bir kadında 100 gram altın var, altın, bilezik var, küpe var, kolye var. 100 gramı geçerse zekat olarak kaç gram vereceksin söyleyin? Yüzde kaç? 2,5. 40 gramda 1 gram, 80 gramda 2 gram, 100 gramda 2,5 gram zekat verecek. Vermeden boynuna takamaz, haram işlemiş olur. Bunlar var kitaplarda. Ha, hanımın kurban kesmekle mükellefse, kesecek kadar parası varsa keser. O kesmedi, sen onun yerine kestin. Ne senin için kurban olur, ne onun için kurban olur. Nafile olur. Sen borçlu kalırsın. Çünkü içinizden de Allah kurban istiyor. Ne enteresan şeyler görüyor musun Müslümanlar? Bu bizim cemaatimiz ne olacak? Ya Rabbi, ilmihal okumuyor. Fıkıh bilgisini merak etmiyor. Nasıl olacak, nasıl olmayacak? Dolayısıyla kardeşler, bu konuları çok iyi bilmek lazım. Bir de şöyle bir yanlışlık veya yanlış bir kanaat daha var. Ezan okunmadan onu da söyleyeyim. Bazı bölgelerde, her yerde değil, mesela Erzincan taraflarında, ben gittim geldim çok. Burada da çok dostlarımız var, konuşuyoruz. Sivaslı, Erzincanlı, efendim vesaire yerlerden. Bilhassa Erzincan taraflarında kadınlar kurban kesemez diye bir cahil, bir yanlış kanaat var. Kadınlar kurban kesemez mi? Kesemez diyor. Ya nerede yazıyor bunu? Ne Kur'an'da, ne sünnette, hiçbir yerde yok. Eğer bir kadın Bismillah diyecek kadar ağzı, dili çalışıyorsa, hayvanı usulüne göre kesebilecek bir kudreti, ruhsatı, başarısı, tecrübesi varsa, eline bıçağı alıp kesebiliyorsa, kadının kestiği nasıl yenmezmiş, nasıl kesemezmiş? Bunu hangi cahil söylüyor? Fe subhanallah. Kaldı ki İslam'da bu konu oldukça geniş tutulmuştur. Müslüman kadınların kestiği, yenebileceği gibi ehli kitap dediğimiz Hristiyan bir kadın, Yahudi bir kadın da Bismillah demeyi becerebiliyorsa o kadının da kestiği vallahi yenir. Müslüman olma şartı yoktur. Niye bu kadar geniş daireyi daraltmışız? Kaldı ki sade kadın değil, mesela bir adam içmiş şarabı, alkolü içmiş, sarhoş. Oradan gidiyor. Senin de bir hayvanın ölmek üzere, kesecek kimse yok, bula bula sarhoşu buldun. Götürürsün sarhoşu, eline bıçağı alabiliyor, normal kesebiliyor, Bismillahi diyebiliyorsa bu sarhoşun kestiği yenir mi yenmez mi? Vallahi yenir, bal gibi yenir. Açın, ilmihallerde var, kitaplarda var. Efendim bir adam deli, mecnun, dengesiz, akli dengesi yok, akıl özürlüsü, ama eline bıçağı alabiliyor, Bismillahi de diyebiliyor, kesebiliyor. Kesti yenir mi yenmez mi? Yenir. Bir çocuk buluğa ermemiş, daha çocuk, sabi, 15 yaşına gelmemiş, erginlik çağına girmemiş ama bıçak alabiliyor, kesebiliyor, Bismillahi diyebiliyorsa onun kestiği söyleyin, yenir.